and it's causing my Türkiye'de tercih edebilecek en iyi üniversite olduğunu düşünerek ve mühendislik okumak istediğimden de emin olarak burayı tercih ettim. İnşaat sektörü ise ileride iş hayatında hareketli bir ortam istediğimi düşünerek ve çalışma alanının da genişliğine bakarak burayı tercih ettim. En iyisi. Mühendislik konusunda en iyisi. ODTÜ seçme konusunda kimsenin şüphesi yoktu muhtemelen de. Neden ODTÜ inşaat sorusuna inşaatı neden seçtiğimle başlayabilirim. En başında tercih döneminde tabii ki çok fazla bilgim yoktu bu konuyla alakalı. Gelen puana göre değerlendiriyorsunuz durumu. Gelen puana baktığım zaman ODTÜ gibi güzel bir okulda inşaat okuyabileceğimi gördüm. Biraz araştırdıktan sonra da keyifli meslek olduğunu düşündüm. Böyle kurallar beklemiyordum ve böyle en iyi seçilmiş insanların bir arada beklemiyordum. Bu tarz bir hem ortam olsun hem de dersler konusunda, dersin zorluğu konusunda sıkıntılar tabii ki herkes gibi ben de çektim. Sonuç olarak üniversite hayatıyla alakalı çok fazla bir fikriniz olmuyor liseden gelirken. Durum böyle olunca sadece hani elimdeki veriler benim lise hayatıyla alakalı verilerdi ama üniversitede gördüğüm durum özellikle ODTÜ inşaatta ortaya konulan vizyon yüzünden öğrenciyi gerçekten çok fazla zorluyorlar. Öğrencinin bir adım, iki adım, üç adım öteye geçmesi için çok fazla itiyorlar öğrenciyi. Yani bu beklediğimin dışında bir durumda açıkçası. Dersler ayrı zor. Hani liseden sonra yaparız diyorduk. İşte bir şekilde geldik üniversite sınavına girip falan. Ama hiç lise eğitiminden çok farklı öğrendiklerimizden. Ya ben kendi adıma zorlandım. Daha teorik bayağı. Evet. Somut düşünemiyorsun bazı şeyleri. Düşünemeyince zor oluyor. Bir de şey çok sıkıntı ya. Hazırlık okuyorsun. Evet. Ondan sonra geliyorsun bir gevşeme dönemi oluyor hazırlıkta. Aynen. Ondan sonra geldiğin zaman ki liseden daha zor bir eğitim var burada. Adapte olamıyorsun. Biz olamadık yani. Aynen. Biraz zaman kaybettik. Yeterli mi diye düşünecek olursak belki yeterli olmayabilir çünkü sayımız çok fazla. Biraz hani lablarda falan bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Ama kötü değil. Belki geliştirilebilir diyebilirim. Üniversite olmasının farkı hem laboratuvar konusunda hem eğitim konusunda hissediliyor. Hani iyi ama 200 kişi aldıkları için şimdi bu iyi diye biraz bastırıyor. Atıyorum bir laba 5 kişi yapılması gerekirken biz 20 kişi, 10 kişi yapınca bu çok verimli olmuyor. Hani o açıdan lab olarak bu şekilde ama işte çalışma salonuydu, bilgisayar laboratuvarlarıydı, programlarıydı iyi. Yani bizim işimize yarıyor en azından. Okul olarak bu açıdan iyiyiz diğer üniversitede. Yani her konuda bir farkı var. Evet. Bir artısı var yani kesin. Bölümümüzdeki bağlayan dersler olayları ve 6 tane ders var. Bunların 4'ünü geçmeden 4. sınıf olamıyoruz. Veya 2 tane dersimiz kalırsa yine 4. sınıf olamıyoruz. Yani bizi 4. sınıf yapmamak ve mezun etmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani erkek sayısı. Ameli. Aynen erkek sayısı. Birine inşaat dersen direkt yani amelilik mi yapacaksın falan. Beton böyle belli şeyler. Terimli. Beton dersi var herkes. Beton dersinde ne anlatılıyor yani falan. Hani beton gibi yani diye böyle. Küçük kaplar falan. Aynen. Ama halbuki her dönem 25 kişi falan geçiyor dersi yani. Aynen. Ders. Lakaplar çok böyle inşaat terimleriyle ilgili oluyor. Mesela beton Mehmet. Kadın sayısının azlığı olabilir. Biz makine gibi değiliz bence. Var. 200 kişide bir 20-30 yani çok değil. 20-30 kişi var. Her sınıfa 2-3 tane düşüyor. Evet, kadın sayısı sanırım yani 15-20 arası değişiyor sanırım. Hani girdiğimiz döneme göre. Fakat bunun bir sıkıntısını görmedim. Erkek arkadaşlarla güzel, rahat bir ortamımız var yani. Onlarla da çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Kız sayısının az olması bir hani sanırım yani dezavantaj değil. Tabii okurken ben bu yorumu yapabiliyorum. Tabii sektörde nasıl değişir onu sektöre girince daha iyi göreceğim. Tabii yaptığım stajlarda bunun hiçbir eksisini görmedim. Fakat hepsini de tutuyoruz. Bu bölüm şimdi önce şey olarak bakalım. ODTÜ her birimiyle zor bir okul. Eğer kendinizi çalışmaya istekli birisi olarak görüyorsanız tabii ki gelin. İkinci olarak inşaat meslek
adına çok zor bir meslek bana kalırsa. Hani fiziksel koşullara maruz kalma ihtimaliniz çok fazla sahada çalıştığınız zaman. Tahmin ettiğinizden daha zorlanacaksınız fiziksel olarak. Zaten bir çalışma temposu içinde hem bölümü okurken hem iş hayatında çok fazla ileriye gitmek isteyeceksiniz. Çok fazla yorulacaksınız. Hani bunları göze alabiliyorsanız genel olarak mühendisliğin tanımı halk arasında da bellidir zaten. Hani şey yoktur. Çok fazla büyük bir sürprizle karşılaşmayacaksınız ama hani çok fazla çalışıp çok fazla fiziksel duruma maruz kalmayı göze alıyorsanız sorun yok, gelebilirsiniz. Ne istediklerinden tam olarak emin olmalarını isterim. Ve bu şekilde bir kendilerine neden ve hani ileride her şey nasıl olacak tarzında sorular sormalarını isterim. Ve aynı zamanda kendilerini zorluğa da hazırlamalılar. Çünkü mühendislik okumak basit değil ve oldukça çaba sarf etmek gerekiyor. Kendilerini bu tarz şeylere hazırlamaları bence onlar için daha iyi olur. It's cause you're mine.